Karşımız baraj, manzara 10 numara. Şöyle iyice yavaşlayalım. Şurada bir çekim alalım, görüntü. Bu hayvan çok zorlanıyor ya. Hasta mıdır nedir? Süt dolu oynamış herhalde ya. Teh ya, yürüyemiyor kızım. Kızım benim, ne oldu kızım sana? Hasta mı? Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle klasik bir giriş yaptım ama gerçekten çok sinirliyim. İnanılmaz sinirliyim. Sadece ve sadece bu tür olaylar için hiç sevmediğim çarşıya bisikletle turlamaya çıkacağım sürekli. Ve mutlaka kas kamerası alacağım bir tane. Çünkü artık sinir hastası oldum. Arkadaş bisiklet yolu yapmışlar adamlar. Bisiklet için bir yol yapmışlar. Üzerinde de bisiklet yolu levhaları, işaretleri, yazılar, her şey var. Odun gibi yolun ortasına yayılıyorlar. Safi o yoldan yürüyorlar. Halbuki yan taraf kaldırım. Neyse geçtik kaldırımı. Hadi yaya yürüyor dedik. Adam market arabasının birini çalmış. Bayağı bildiğiniz çalmış. Çünkü market arabaları genelde çalınıyor. Daha önce yıllarca marketçilik yaptım. Market arabasının birini çalmış. Bu arada etrafı da göstereyim şöyle. Üzerine de işte çuval muval bir şeyler doldurmuş. Hanımıyla beraber onu bisiklet yolundan çapraz gezdiriyor. Yani böyle düz de değil, çapraz. Neymiş? Ağırmış yükü. Ya yol vermedi. Ağaca çarpıyordum. Adama dedim ki ya dayı bir dedim zahmete girseydin de biraz kenara çekilseydin. Hani bisiklet geliyor. Kornaya basıyorum. Artık karşındayım. Görüyorsun. Döndü bir de bana külen beylik yapıyor. Ben onu tek celsede deviririm buraya. Tek yumrukta indiririm. Problem değil. Allah'a çok şükür o kadar güvenim var kendim ama işte hanımın yanında mesele o. Bir de bir ikincisi artık maalesef kanunlarımız kanun değil arkadaşlar. Yani işte neresinden tutarsanız bir yerinden kopuyor mutlaka. Vatandaş %100 suçlu da olsa suçlu biz çıkarız. Allah silgesin öyle bir şey yok. Şu arada şurada tarihi bir çeşme var. Oradan üstü doldurayım. Sinir oldum yani, diyeceğim özellikle bir kask kamerası alacağım. Bu bisiklet yolunda gidenlere bunlarla ilgili videolar yapacağım size. Yüzlerini de yine açık göstereceğim. İşlerinde kendilerini görenler olur, sizin tanıdıklarınız olur, sizi tanıyanlar olur vesaire vesaire vesaire. Yapılmasın arkadaşlar, ben rahatsızım. Şuradan bir su dolduralım. Bu arada burası çok hoş bir sokak arkadaşlar, şöyle göstereyim. Yani eski çeşme zaten bayağı tarihi bir çeşme de. Neyse ben biraz şöyle zafer turu yapacağım. Bugün kampa çıkmadım, çıkmayacağım. Bayramda farklı planlarımız var. Bunu da görebiliyorsunuz tabi pisliği. Neyse birazdan tekrar görüşürüz. Ben güzel görüntüleri bulunca açacağım. Belki Alaaddin Tepesi'ni çıkarım karşıya. Orada da açabiliriz. Şu oturduğum yerden çekim yapıyorum ama şu anda gösterdiğim yer Alaaddin Cami. Buranın tarihi hakkında bildiğim kadarıyla bilgi vereceğim size. Bu arada Konya'nın ayı, bununla alakalı da konuşacağız. Onu birazdan ayakta konuşuruz. Şu şekilde göstereyim. Zamanın Selçuklu hükümdarı Sultan Alaaddin'in isteğiyle, yani işte Konya'da büyük bir cami yapmak istediğini ama bir tepe üzerine yapmak istediğini söyler. Konya düz ova. Maalesef böyle hani dağımız tepemiz yok merkezde. Bundan dolayı da Sultan Alaaddin isteği üzerine işte insanlar buraya artık at arabalarıyla, o zaman neyle geldiyse hanelerle kendi şehirlerinden, kendi köylerinden, memleketlerinden yığman, bolos, taş, toprak ne varsa getirirler ve böyle bir tepe oluştururlar. Bu tepenin üzerine de işte Alaaddin Cami yapılır. Daha doğrusu Alaaddin Cami inşaatı yarım kalmış bir camidir o. İşte karşı tarafta da Kılıçarslan Köşkü Koruma ve Canlandırma Projesi. Buranın ayıbından bahsedeceğim demiştim. Kalkıp gezerek anlatacaktım aslında ama pek ortamda müsait olmuyor. Ben daha hala arışkın değilim insanların ortasında konuşmaya sürekli. Arkadaşlar burası yıllardır bu şekilde restorasyon, işte kazı çalışmaları devam ediyor. Ne yaptıkları belli değil. Tarih öncesinden Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılan tarih eserleri bünyesinde barındıran bir açık hava müzesi konumunda Konya tarih eserler tek tek ayağa kaldırılıyor diye işte pankartlar asılmış. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir çalışma bildiğim kadarıyla. Kimlerle ortak bilmiyorum artık nasıl yapılıyor, tam detaylı bilmiyorum prosedürlerini ama işte karşı tarafta yazanları söylüyorum. Köşkün dolgu altında kalan kısmı ortaya çıkartılarak burcun gerçek ölçülerine yakın görsel algısının sağlanması hedeflenmiştir diyor. Ve bu sayede de hani burcun devamını işte temsilen de olsa dikip devam edecekler, niyetleri oymuş. Böyle söyleyeyim, etrafına bir burç dikecekler bu şekilde. İşte hazırlanan proje ile köşkün üstünde yer alan betonarme kabuğun güvenli bir ortamdan kaldırılması, ortamda kaldırılması. Kalan o köşkün bir parçası, yani çok basit bir parçası kalmış zaten. Birazdan gösterebilirim onu da. Onu işte üzerine maketten yapay böyle bir şey yaptılar. İşte camdan
bir zemini var filan, gezilecek ileride tabii, açılırsa eğer. Yıllardır açılamadı yalnız. Ayıbı demek istediğim bu ya arkadaşlar. Yıllardır bir türlü açılamadı. İnsanlar burada oturuyordu, eğleniyordu işte, yeşil alan. Şöyle görüyorsunuz etrafı. Etrafı seyrediyordu. Alaaddin Tepesi işte genç aşıkların mekanıydı. Emeklilerin mekanıydı filan. Şimdi o olay ortadan kalktı diyebilirim. Çünkü etrafımız komple bunlarla dolu. Yani bu tür artık ne diyorlar bunlara? Brandalarla dolu. Koruma brandalarıyla dolu. Bana kalırsa bir an evvel bitirip artık turizme mi açacaklar? Yoksa olduğu gibi yeniden bırakacaklar mı? Ne yapacaklarsa yapsınlar. Alaaddin Tepesi'nin görseli, asıl görüntüsü ortaya çıksın. Rezil kepaze bir görüntü. Yani belki 5-6 yıldır bir devam ediyor bildiğim kadarıyla. Konya'ya gelenlerin bence utanç abidesi diyebilirim Konya'ya gelenler için. Neyse ben kalkacağım birazdan. Tekrar çekime bak. Alaaddin Tepesi'nin en üst tarafındayım. Yani manzarayı görebiliyorsunuz. Mükemmel bir yer burası. Şöyle bisikleti çevireyim hatta. Şöylesini. Sol tarafım Alaaddin Camii. İşte burası öyle gül bahçesi. Ağır ağır seyahat edelim. Fazla kamerada sallanmasın. Çok sallanıyor çünkü. Alaaddin Tepesi bizim gençlik yıllarımızın vazgeçilmeziydi. Yani Konyalı olup Konya'da oturan veya Konya'yı çok iyi bilen, sürekli gelen insanlar bilirler. Alaaddin Tepesi gerçekten birçoğumuzun gençliğinin gençliğini güzel anılarla süsleyen bir mekandır. İşte aşağıda kafeler, çay bahçeleri vardı. Kafeler demeyeyim de o zamanlar çay bahçesiydi. Hala çay bahçesi de. İşte şimdiki sosyetik mekanlardan değil. Yıllarca biz buralarda, yani gençken sürekli buralardaydık. Hafta sonları falan pazarları buraya gezmeye gelirdik. İşte yıllar sonra ilk defa tekrar çıktım. Halbuki Konya'nın merkezinde bir yer. Alaaddin Camii'nin ön tarafta. Bisikleti koyabileceğim uygun bir yer yok. Olsa aslında caminin içini ziyaret ederiz, gezeriz ama işte keşke bir kişi de alsaydı yanımda. Şu anda tek başıma takılıyorum yine. Kimse olmayınca haliyle bisikleti de saklayabileceğim, yani daha doğrusu kilitleyebileceğim bir yer yok. Arkadaşlar şurada sağ tarafta şimdi geçeceğim yerde kapılar. O kapının tünelleri açıldığını söylerler. Bilmiyorum, ne kıva etmiyor. Hayır, Alaaddin Tepesi şöyle geriden görünüşü. Dünyanın en büyük kavşağı olma ünvanına da sahip bu arada. Çünkü burası boydan boya bir kavşak. Bildiğim Alaaddin Müzaffer'e doğru yürüyorum. Arkadaşlar çarşı turundaydık. Yani daha doğrusu çarşı turundaydım. Tek başımaydım. Sıkıldım. Altınaba Barajı, yani şehir merkezinden 27 kilometre, 30 kilometre falan. Oraya çıkmaya niyetlendim. Oğlumu da aldım yanıma. Yolda buruştuk daha doğrusu. Şimdi Altınapa'ya doğru tırmanıyoruz. Ha, farklı bir şey olsun. Geliyormuş da geliyorum ben, geri geliriz herhalde. Belen başına çıkmak üzereyiz diyebilirim. Arkadaşlar Belenbaşı rampası 1460 metre. Buradan sonra Altınapa Barajı'na ineceğiz. Yani bu göl kenarına ineceğiz. Oradan da dere yoluna devam. Geldiğimiz yokuşlar şunlar. Belenbaşı beli artık. Şehir merkezinde geziyordum. Alaaddin turuyla başladık. İşte Zafer gezisi falan derken bugün sözde dışarıya çıkmayacaktım. Yani şehir dışına çıkmayacaktım. Canım sıkıldı. İşte ak yokuş. Oradan dedik hadi Belenbaşı, Belenbaşı'ndan göl falan derken işin rengi değişti. Oğlumu da aldım yanıma. Kendi başıma gidiyordum. Şimdi oğlumla beraber Allah izin verirse göl kenarına ineriz. Biraz orada balıkçılarla takılırız. Oradan da diğer yoluna geçeriz. Gelen kamyonu görebiliyorsunuz. Bayağı yavaş geliyor. Çünkü burası rakam olarak yüksek bir yer. Neyse aşağıda görüşelim Gökhan.
Çok güzel bir ilişkiydi arkadaşlar. Karşımız baraj, manzara 10 numara. Şöyle iyice yavaşlayalım. Şurada bir çekim alalım, görüntü. Evet. Babacım 2 saniye dur. Kedi için yok. Şuradan bir görüntü alıverelim, ondan sonra devam edelim. Dur babam, dur. İrfan. Göle geldik. Birazdan göl kenarına ineriz. Yolda hayvan olmuş. Ona da dikkat ettik de işte. Biz aşağıda görüşelim göl kenarında. Evet, göl kenarındayız. Balıkçılar çadırlarını kurmuşlar. Ortadan atmışlar. Biz de bisikletimizde öyle keyif sürüşü yapıyoruz şöyle. Şimdi gölge bir yer bulalım. Biraz soluklanalım. Yanımızda bir iki yiyecek var. Aslında çay da getirseydik olurdu ama. Hoppa. Çay getirmedik çünkü dediğim gibi şehir merkezinde gezeceğim diye çıktım. İşte kafadan git gel. 60 km yol yapacağız ortalama. Bayağı bir rampa tırmandık, yalnız yordu. Babam istersen göl kenarında biraz konaklayalım, ondan sonra gölge bir yer bulup oturalım. Şurası iyi mesela. Bak şu alan güzel. Gel şurada bir fotoğraf çekinelim. Göl kenarından manzaraya karşı bir kayıt açalım dedik. Oğlumla beraberiz. Benim boyuma geldi maşallah. Ben yolda pes eder dedim. O rampalar yine tırmandı çıktı. Pes etmedi sağ olsun. Buraya kadar geldik. İşte buradan da deri yolundan aşağı doğru ilk gideceğiz. Deri yolunda da biraz çekim yaparım muhtemelen. Çünkü harika yerler. Göl manzarası harika. Aslında sıcak da oturuyoruz ama. Gölge bir yere gitsek de bu süper gölden uzaklaşacağız. Şöyle atıştırmalık bir şeyler vardı. Enerji versin diye onlardan yiyoruz. Yanımızda çay olsaydı güzel bir çay demlerdim oğluma. Hatta güzel bir kamp atardık burada ama biz adalıksız geldik. Şehirde gezeceğiz diye çıktık. Yani daha doğrusu öyle çıkmıştım. Oğlumu sonradan çağırdım. Neyse biz izlemeye devam edelim. Birazdan tekrar görüşürüz herhalde. Veya gölü çekerim ben size bunu. Barajındayız. Bildiğim kadarıyla 60 yıl civarında bir tarihi var bu barajın. Daha öncesinde burada hatta ileride mezarlıklar görebilirsiniz. O tarafı gösterebilir misin? İleride mezarlıklar var. Daha önceden köyün mezarlığı falan varmış. 60 yıl öncesine kadar yani köye bağlı bir yermiş. Köyün topraklarının olduğu bir yermiş burası. Öyle biliyorum. Son zamanlarda yaklaşık 2-2,5 yıldır falan doğru düzgün gelmedim ama öncesinde sürekli gelir giderdim buraya. Hatta burası buzdu. Benim bir videom var. O buzda çekim yapmıştım. Üzerinde neredeyse 70-80 metre kadar yürümüştüm yani. Ortaya kadar yürümüştük arkadaşla beraber. Gayet eğlenceli bir gündü. Şu ileride şeyi yaktık. Ateş yaktık. Yemeğimizi yaptık o gün. Keyifliydi ya. Eğlenceliydi. Bugün de öyle canımız sıkıldı. Dediğim gibi merkezdeydik. Merkez gezisi yapıyordum. İşte oğlum telefon açtı. Baba ne yapıyorsun? Neredesin falan diyor. Arada Akyokuş'un rampaya gelmiştim zaten. Niyetim buraya gelmekti ama emin değildim. Ben de geleyim baba dedi. Onu da aldım. Bugün buraya geldik. Bugün de kameramanlık yapsın biraz. Hem çekim yapsın. Baraj harika, manzara harika. İnsan dinlendiren bir manzarası var. Keşke göle gelebilsek, öyle bir imkanımız olsa ama buranın suyu biraz sıkıntılı. Aniden derinleşiyor. Balıkçılar bir kısmına kadar gidiyorlar ama yüzmeye uygun bir su yok burada. Zaten güzel de yok. Güzel olmaz burada kolay kolay. İşte ördek falan var. Kışın ördek avına gelenler var. Yazın sürekli zaten balıkçılar burada. Eğlenceli bir yer. Biz buradan şimdi Allah izin verirse deri yoluna. Deri yolundan tekrar Konya merkeze kadar ineriz. Deri yolu bayağı keyifli. Deri yolunda tekrar görüşelim. Yolun kapatak olur. Dikkat et. Arkadaşlar biz şöyle yukarı doğru çıkacağız. Hatta şuradan gideceğim. Geldiğimiz yerden çıkalım. Doğru. Buradan deri yoluna doğru gideceğiz inşallah. Kısmetten elimde gidiyor. Hemen biraz manzara sonra görürüz. Yolun yolu gidiyor. Rampa çıkacağız. Şu rampayı geri tırmanacağız. Bu tarafı gösterebilir misin baba? Bu rampayı geri tırmanacağız. Köprünün altından, köprünün bacağından, viyadüklerin altından geçeceğiz. Deri yoluna ineceğiz ama yolda bu tarafta su yok. Aşağıda derede de bayağı bir gitmemiz lazım. Su için bilmiyorum. Ne yapacağız?
Yani bir dur aşağıya kadar gidiyoruz herhalde. İkimizin de matarası boşaldı, doğru mu dedin sen? Benimki bitti var. Boşaldın mı şimdi? Hı hı. 2-3 çıldım anca çık. Yani çocuk sularım sen böyle diye mas kaldı. Bir de üstü içelim. Şuraya gelip şöyle çatır kurmak lazım. Ben Allah'a izin verirken, ben de alayım, ben de alayım. Burada çatır kuralım. Tamam yani, ortalarımı da alalım yanımıza. Kalkıtlar, tutarız. Tutamazsak bile en azından olta sallarız. Soğuca sorulmuş, nakletmeye de sorulmuş. Ya tutarsa hesabına gidebiliriz yani. Yaptığımız kilometreye değdin mi babacığım? Değdi. Ortalama gidişimiz 60 km civarında yol yapıyoruz. Biz hatta 60'tan fazla. Geri yolundan gideceğiz. Biraz yol uzatacağız. Gideceğimiz yol da çok güzel. Gelirken biraz sıkıntılı geldik. Eğlenemedik. İster istemez. Asfaltta geliyoruz. MTB değil. Ama dönerken sırf MTB'ye uygun yollar. Eğleneceksin yani. Sen de eğleneceksin inşallah. Çekim yapabilirsek biraz yolda çekim yapalım. Keşke sayımız olsaydı. Bu arada yılana dikkat et. Dediğim gibi ikimizin de altımızda şort var. Normalde ben bu kıyafetlerle buralara gelmem de. Gerçi burada da su yılan olur ama pek tehlikeli bir yılan olmaz inşallah da. Neyse baba sen kaydı kapat. Tekrar yukarıda. Arkadaşlar ben gene dayanamadım. Meram dere yolundayız. Şöyle az daha yaklaştıralım. Görüyorsunuz mağaranın önü kapatılmış. Aynen dediğim gibi abi yani. Böyle manzaralar gördüğümü mutlaka durup incelemem gerekiyor. Aslında yukarıya kadar çıkmam gerekiyor da şimdi o kadar vaktimiz yok. Bir de oğlum var. Geri yoluna geldik. Baraj geride kaldı. Buradan Allah izin verirse devam. Efendim baba? Hadi gidelim. Önüne geçmek için yapmışlar. Ben dersem ama param verir. O güzel diyemiyorum. Daha önceden burada rahat kamp atabiliyorduk. Şimdi o güven yok. Silahı gelmedi lazım. Hayvan buraya gelmiyor. Hayvan kaldıysa gelmiyor. Olmaz. Ondan sonra hayvana da değil geçeceğiz. Yani eski o tadı kalmayacak bu arada. Yani. Bu arada insan kendi ödeyse şarkı olarak bir tane. Şehrin bir dakika bir yerine var. Hayalın güzel bir yeri. Yani her şeyi duvar yapalım. Etrafında mutlaka bir şeyler görebiliriz. Karakistan mutlaka bir şeyler bulur. Bu arada meyve ağacı çok olan buralarda. Yok öyle. Kayısı falan. Böyle kan şekerine gerek yok. Ben biraz da kayısı maçı yoktu bu arada. Bununla kayısı oluyor. Daha iyisi arkadaşlar bu arada. Şimdi yani, neler aslında bu şuralarda böyle neler bana doğal büyümüş ağaçlar var. Son bahçesine gitmiş. Ne oldu kızım bebeklere? Bebekler nerede kızım benim? Keşke yiyecek bir şey olsa yanımızda ya. Vay lan açtır ya. Susuzluk sıkıntısı yok. Burada su var ama kızım. Ne oldu kızım? Yah ya. Bu hayvan çok zorlanıyor ya. Hasta mıdır nedir? Süt dolu önemli herhalde ya. Yah ya yürüyemiyor kızım. Kızım benim ne oldu kızım sana? Hasta mı oldun sen? Hasta mı oldun sen fıstığım? Yürüyemiyor. Niye yürüyemiyor acaba? Karnı süt dolu ondan mı ki acaba? Ben yufan memelerim. Vallahi bilmiyorum baba. Zor yürüyor yazık ya. Yah. Açtır bu hayvana yazık. Çökmüş kalmış iyice ya. Bebek emziriyor bir de bu. Kenara yat aykuzum benim. Oraya yatma. Arkadaşlar Meram dere. Ha geç şurada çöp var. Konteyner. Muhtemelen buralara bir şeyler atıyorlar diyeceğim ama hani piknikçi de yok ki bunun. Neyse baba suyunu aldın mı sen? Hadi gidelim artık. İrfan bir foto.